çok dosyasıyordum. Şimdi Ümit Özdağ'ın giremedi, gidemedi, izin verilmedi. O nedenle Murat da gidemedi. Bu hafta Murat Suriye'den bağlanacaktı, onu söyleyelim. Ümit Özdağ'ın gidemedi Suriye'ye. Siz nasıl gidebildiniz? Önce onu bir sorayım. Sonra detaylandıralım başka. Şimdi Sayın Ümit Özdağ bir Suriyeli bir tur şirketiyle anlaşmıştı. Ve 4 günlüğüne Suriye'ye tur olarak gidecekti. Yani bir tur birliğiyle gidecekti. Onlar turistik vize aldılar. Ve şöyle bir durum oldu. Turistik vizeyle gittiğinde turist olmanız lazım. Yani başka bir amaçla gitmemeniz lazım ülkeye. Ancak Sayın Ümit Özdağ'ın defalarca çıktığı televizyon programlarında ben siyasi görüşmeler yapacağım, yetkililerle görüşeceğim diye beyanları oldu. Suriye devleti burada bu beyanları talep ettiği vize karşılığında istikrarsız olduğu için, tutmadığı için, yani amacına aykırı olduğu için vizesini iptal etti. Yani vermiştiler. Ondan sonra GBT kontrolleri, bütün kontroller falan yapıldığında baktılar ki seyahat esasında turistik değil, daha siyasi amaçla gelindiği için iptal edildi. Suriye medyasına konu oldu mu? Yani Suriye medyasında da bugün işte biraz böyle gördüm. Suriye medyası esasında bunu çok ilginç bir şekilde yansıttı ve çok şöyle yansıttı. Dedi ki, bakın Ümit Özdağ Türkiye'de bir Suriyeliler yani Suriye karşıtı olarak görünüyor. Ama sonuçta Suriye'ye geldiğinde neticede bir Suriye karşıtlığı da yapabilir ama bakın biz Suriyelilere karşı olan insanları da ülkemize almıyoruz. Yani dolayısıyla sizin ana vatanınızın dışında hiç kimseden size hayır gelmez. Dolayısıyla esas yeriniz burasıdır sizin diye böyle bir mesaj verdi esasında Suriye devleti. Bu da esasında kendi vatandaşlarına ne kadar sahiplendiğini ve gösterdi yani ilgilendiğini de gösteriyor. Ben de turist vizesi olarak alarak gittim. Ama ben sadece turistik gezi yaptım. Yani kimseyle de görüşmedim. Temaslarım da olmadı. Orada hani niye gördüğüm... gittiniz? Neyi anlatmaya çalıştınız? Şimdi niye gittim? Haber atlatmaya mı gittiniz Leyla Hanım? Efendim? Haber atlatmaya mı gittiniz bize? Evet. Vallahi Şule Hanım gönderdi beni. Ben onlara bile söylemedim gideceğinizi. Şimdi ben niye gittim biliyor musunuz? Çünkü Suriyeliler gitmesi lazım. Suriyeliler gitmesi için de biz önceden onların gerçekten geri gidebilmesi için gidecekleri yerler güvende mi? Ondan sonra bir devlet otoritesi var mı? Yani çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İşte devlet yok orada, ekmek yok, işte düzen yok, fakirlik var, işte güvenlik yok falan filan. Bir sürü böyle gerekçeler var neden geri gidemedikleri için. Böyle sürekli önlerimize pişirip önümüze koyuyorlar. Ben sonuçta Türkiye'nin her bir tarafını gezen, defalarca göçün olduğu yerlere giden, analiz eden bir insanım. Dolayısıyla Türkiye'de neler olduğunu ve hangi durumda Suriyelilerin olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ama bu araştırmaların bir kısmı eksik. Neden eksik? Çünkü onların geldikleri yer eksik. Yani orayı görmem lazım. Orayı ben kendi gözümle sahada gördüğüm bütün bilgileri birleştirip bir de Suriye tarafını da analiz etmem lazım. De ki ben gerçekten bu insanların geri gitmesi gerektiğini ve geri gidebilecek düzeyde olduğunu söylerken %100 emin olayım. Yani bir eksik bir çalışma yapmayayım diye. O zaman şöyle sırayla gidelim. Çok sorumuz var çünkü anlayalım. Tabii. Yani benim gitme sebebim oydu. Bu. Yani gerçekten kendi gözümle Suriyeliler geri gidebilir mi ve güven içinde gidebilir mi? En önemlisi orada bir devlet otoritesi var mı? Şimdi bazı isimler gidiyor, videolar çekiliyor, sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Orada bizim izlediğimiz, sosyal medyada gördüğümüz bir sosyal hayat var. Gecesi devam eden, herkesin rahatlıkla sokağa çıktığı. Peki bu sosyal medyada bizim gördüğümüz. Siz oraya gittiğinizde ne gördünüz? 1, 2, 3 Suriye mi var anlatacağınız? Yoksa hayır, bu videolarda izlediğiniz gibi bir Suriye'den mi söz ediyorsunuz? Tabii. Oradaki videolarda çekilen Suriyeliler gerçek Suriye. Yani hiç böyle özel bir çekim falan yok yani. Gerçekten Suriye nasılsa şu an öyle çekildi. Yani ben şimdi sadece Şam'a gittim. Bir de Doğu Guta'ya gittim. Doğu Guta Şam'da bir 20 dakika mesafe uzaklıkta. Doğu Guta'ya niye gittim? Çünkü orada kimyasal silah kullandığı iddiası vardı Doğu Guta'da. Ve onun üzerine Amerika ve İngiltere Suriye'yi bombalayabilir diye o gerekçe. Aynen Irak'taki sahte bilgilerle. Doğu Guta'da da aynı sahte bilgiler. Kimyasal silah kullanılmamıştı zaten. Sonradan da birçok belgede de bu ispatlandı. Ama Doğu Guta'yı da kendi gözümle görmek istedim. Yani gerçekten nasıl bir yerdir diye.
Yani videolarda gösterilen her şey gerçektir. Birebir Suriye'dir. Yani hiçbir şey montaj değil, manipülasyon değil, hiçbir şey. Bütün çıplaklıkla çektik yani. YouTuber'lar da çekti. Ben de orada ne gördüysem, gerçekten dikkatimi ne çektiyse aktarmaya çalıştım. Ama ben şöyle ama bir şey yaptım. Sadece orada çekilenlerden mi ibaret şu anda Suriye? Yani başka bir gerçekliği de yok mu? Şimdi şöyle, Suriye ikiye bölünmüş vaziyette. Şimdi bir devlet kontrolü var, bir de devletin kontrolündeki dışındaki yerler var. Şimdi devlet kontrolündeki olan yerler bizim için önemli. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi ülke sahibi onlar. Yani sonuçta devlet. Dolayısıyla insanlar kendi devletlerine geri dönmesi gerekiyor. Şimdi Fırat'ın doğusunda Amerikan kontrolü var. İşte PYD'nin oluştuğu özerk, yarı özerk bir yer var ki bunu Suriye devleti kesinlikle kabul etmiyor. Ve biz de kabul etmiyoruz, Suriye devleti de kabul etmiyor. Sonuçta bütün toprak bütünlüğünü istiyor. Fırat'ın doğusunda da, Fırat'ın batısında da HTŞ var. HTŞ zaten 2018 yılında bizim onları terörist olarak kabul ettiğimiz HTŞ var ama ayrıca yaklaşık 40 bin yabancı savaşçı var orada. Suriye devletiyle barış sağlayamayan, ondan sonra silahlarını bırakmak istemeyen, halen sıcak çatışmada bulunmak isteyen, kimisi Suriyeli, kimisi yabancı savaşçı, bizzat kendi halkına silah açan teröristler var orada. Ama İdlib'in pozisyonu çok farklı. Neden? Çünkü Reyhanlı'dan 3 kilometre ötede. Yani bizim ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğumuzu anlatmak açısından. Bir de tam ortasında güvenli bölge var. Yani Türkiye'nin orada bulunduğu ama Türkiye'nin adına da ÖSO'nun orada faaliyet gösterdiği ve Türkiye'nin AK Parti'nin 2018 yılında olması gerekiyor. Geçici kurduğu, geçici Suriye hükümeti var. Yani dolayısıyla biz esasında iki Suriye'den bahsediyoruz. Bir devlet kontrolünde, bir de devlet kontrolünün dışında. Bizim için önemli olan devlet kontrolü. Neden? Çünkü bu insanlar Suriye vatandaşı. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti'nin öz vatandaşları. Dolayısıyla bu insanlar kendi topraklarına, ana yurtlarına döndüğünde onların devletleri onlara nasıl bakacak? Bizi ilgilendiren o. Çünkü Türkiye'nin menfaati gereği ne PYD'nin orada bulunması, ne de HTŞ'nin bulunması, ne de kalıcı bir şekilde ÖSO'nun orada bulunması veya geçici Suriye hükümeti diye bir saçmalığın devam etmesi Türkiye devletinin menfaati doğrultusunda değildir. Dolayısıyla bunlar derhal değişmesi gerekiyor. Peki dönemleri söz ettiğiniz devlet nasıl bakacak? Devlet, valla ben özellikle... insanlar oraya gittiğinde yaşam kurabilecekler mi? Kesinlikle mesela yaşam oradaki kurabilirler. Mesela mevcut tüm varsa bir varlıkları, evleri, tapuları bunlar birilerine devredildi mi orada? Şimdi şöyle, Suriye devlet tarafında bütün tapular kayıtlı. Suriye devlet kontrolünün dışındaki bölgelerde de tapular kayıtlı. Ama şöyle bir durum var. Oradaki yani 11 yıl içinde devletin kontrolünün dışındaki olan yerlerde o tapular devredildi mi birileri hani çünkü HTŞ'nin birçok kayıtlarında şu gösteriliyor. Mesela insanların evlerine el konulup yabancı teröristleri oraya yerleştirmişler. Yani öyle bir sıkıntı da var. PYD bölgesinde zaten el koydular insanların mallarına, mülklerine. Dolayısıyla Suriyeliler esasında böyle bir mülk kaybını da mağduriyeti de yaşıyor. O yüzden kendi mülklerine geri dönmeleri çok önemli. Çünkü kendi topraklarını kaybediyor bu insanlar. Yani Türkiye'de kalarak, bakın Suriyeliler Türkiye'de kalarak kendi öz mülklerini de kaybediyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. O yüzden kendi topraklarına yeniden iskan edilmesi lazım bu insanlar. Yani peki ama yani Şam'da ekonomi nasıl? Yani baktığınızda yani ekmek fiyatı ile ilgili bir paylaşım yapmıştınız sanırım. Hı hı. Yani o nasıl yani oradaki ekonomik koşulları değerlendirdiğinizde Türkiye ile kıyasladığınızda nasıl bir tablo bizi bekliyor? Şimdi şöyle 11 yıl şey, hak teslim etmek açısından özür diliyorum. Fatih Koparan'ın Şam'da çektiği görüntüler evet. eşliğinde evet, bir evet. taraftan anlatıyoruz. Tamam. Onu da söyleyelim. Sizin de görüntüleriniz evet, dönecek evet. birazdan. Yani buyurun Fatih lütfen. Bey çok muazzam bir iş çıkarttı. Kemal Can Bolat'la birlikte basketçi kendisi de burada. Şam milli takımda oynuyor Kemal Bey. Bir de eşlik eden Orta Doğu uzmanı Deniz Büstani var onlarla birlikte. Üç kişiler gerçekten olağanüstü bir iş çıkarttılar ve sadece günlük hayatı çekiyorlar. Yani olduğu gibi ne gördülerse pazara girdik mesela Fatih Bey'le. Bir baktım şey falan çocuklarla böyle olduğu gibi çekiyor. Yani hiç böyle bir kurgu falan yok yani. O yüzden çok üçü de gerçekten çok başarılı muazzam iş çıkarttılar. Şimdi Suriye'nin şu an devlet kontrolündeki olan bölgede birkaç sorunu var.
Bir, ambargolar. Ambargoların neticesinde inanılmaz bir şekilde bir ekonomik kriz var orada. Yani yaratıyor. Çünkü öz kaynaklarına ulaşamıyor. Benzin var, benzini satın almak zorunda. Un, buğday en fazla...